6 yıl 4 aydır beklediğimiz bu anı yaşıyoruz. Eğer Türkiye'de gerçekten adil, tarafsız bir yargılama yapılsaydı kardeşim bir ay içinde evinde olacaktı. Ama maalesef beklediğimiz adil yargılama bir türlü yapılmadı ve bunun karşısında 6 yıldır mücadele eden bir anne vardı. Devletin bütün kurumları, hükümet bu anne karşısında aciz kaldı. Ve son çare olarak annenin 6 yıldır söylediği, dilinden düşürmediği kelime oğlum bırakılsın, ben artık evime gideyim. Bunun karşısında aciz kalan devlet, yargı sistemi annenin bu talebini kabul etti. Anne bu süreçten sonra evinde kalacak. Biz kardeşimin tahliye edilmesiyle ilgili adalet sağlandı, mücadele bitti demeyeceğiz. Anne evinde oturacak ama hukuki mücadelemiz devam edecektir. Kardeşim gibi tutuklu bulunan yüzlerce, binlerce insan var. Binlerce siyasetçi yoldaşımız da kardeşimle aynı durumda olmasına rağmen hala cezaevinde rehin tutuluyor. Bu süreçten sonra sadece kendi davamız için değil, kardeşim gibi haksız yere cezaevinde bulunan herkes için mücadelemizi sürdüreceğiz. Annenin duruşması adaletsizliğe uğrayan herkese emsal teşkil ediyor. Kimse demesen, yani anne eylemine ilk başladığında oradan geçen insanların hepsinin söylediği cümle: boşuna yapıyorsun, boşuna kendini yoruyorsun, bunlar seni duymazlar. Ama bugün bu mücadelemizin karşılığını aldık. Adalet mücadelemiz devam edecek. Adaletsizliğe uğran herkes de sessiz kalmasın. Bir şekilde seslerini duyursunlar, mücadele etsinler ve mücadelenin sonuç getireceğini burada hepimiz gördük. Teşekkür ediyorum. Bugüne kadar annemin her gözyaşını döken, bu haksızlığa bizi maruz bırakıp sessiz kalan bütün insanlar, kim varsa hepsini Allah onlara çocuklarından çok yaslasın ki annemin gözyaşlarını nasıl döktüğünü herkes çok iyi bilir. Bir gün bu adalet, şimdi bizi bu hale düşüren onlar da sorgulanacaktır. Bunu herkes böyle bilsin. Biz bu da mücadelemize her gün gene kaldığımız yerden devam edeceğiz. Herkese teşekkür ediyorum. Bugüne kadar yanımızda olan kocaman aile, başta avukatlarımız, diğer tüm değerli arkadaşlarını sonsuz sevgilerimizi sunuyorum.